Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün harika bir katmer tarifi paylaşacağım. Orijin olarak Çin'e ait aslında bir tarif ve yeşil soğanlı pankek olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi burada ben size iç dokusunu göstermeye çalıştım. Gayet böyle kat kat ve içinde bol yeşil soğanlı harika bir lezzet. Ve yapması da aslında bir o kadar kolay. Bugün toplamda 8 tane katmer çıktı. 2 tanesini pişirdim ve geriye kalan 6 tanesini buzluğa koydum. Buzlukta nasıl sakladığımı da sizlere göstereceğim. O zaman hemen yapımına başlayalım. Gördüğünüz gibi benim burada 3 su bardağı unum var. Unun içerisine çok az tuz ilave ediyorum ve sonrasında içerisine suyumu ilave edeceğim. Burada önemli bir nokta, suyun kaynamaya yakın sıcak bir su olması gerekiyor. Ben bu una yaklaşık bir su bardağından birazcık daha fazla sıcak su ilave ettim. Size hamurun kıvamını birazdan göstereceğim. Siz de kendi ununuz ne kadar su istiyorsa o miktarda koyabilirsiniz. Aslında bu tarifi yaparken merak ettiğim şeylerden biri neden normal oda sıcaklığında bir su değil ya da soğuk su değil, ılık su değil, sıcak su. Bunun nedeni olarak da aslında hamurun işlenmesinin çok daha rahat olması sıcak suyla, yani kaynamaya yakın suyla yaptığımız zaman. Bu yüzden aslında bu tarifte böyle bir şey tercih ediliyor. Gördüğünüz gibi ben hamuru yaklaşık 5-8 dakika arasında yoğurdum ve altına sıvı yağ döküyorum kabımın ve dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20-30 dakika dinlenecek bu hamur. Evet, benim hamurum dinlendi. Şimdi hamuru 8 eşit parçaya ayırıyorum ve bu ayırdığım küçük parçaları içeriye doğru katlama hareketi yaparak yuvarlak şekiller veriyorum. Sonrasında bu şekil verdiğim hamur parçalarını bir merdane yardımıyla olabildiğince ince olana kadar açıyoruz. Kesinlikle yuvarlak ya da çok güzel görünüşlü hamurlar açmanıza gerek yok. Zaten katlayacağımız için hiçbir şey belli olmayacak. Sonrasında içerisine biraz sıvı yağ döküyoruz. Ben burada zeytinyağı kullandım. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Sonrasında kenarlarından hamuru katlayarak her tarafa yağın eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Sonra üzerine ben birazcık tuz serptim ve sonrasında ince ince doğradığım yeşil soğanlarımı hamurun üzerine serpiyorum ve kenarından başlayarak ince bir rulo haline getiriyorum. Sonrasında ince uzun rulo haline getirmiş olduğum bu hamurumu kendi etrafında dairesel olarak sarıyorum ve merdane yardımıyla bir kez daha açmaya başlıyorum. Burada kesinlikle çekinmeyin yeşil soğanlar dışarıya çıkıyor diye. Problem olmaz, zaten özelliklerinden biri de bu. Sonrasında birazcık sıvı yağ eklediğim tavayı ısıtıyorum ve üzerine katmerimi koyuyorum ve altı üstü kızarana kadar güzelce pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim katmerim pişti. Size ne kadar ince olduğunu da gösterdim. Burada 4 eşit parçaya ayırıp servis tabağına alıyoruz. Sonrasında katmerimizin birkaç tane fotoğrafını çekiyoruz ve hatıra diye saklıyoruz. Bu arada ben de geri kalan katmerlerimi yapmaya devam ediyorum. Thank you.
Burada da katmerlerimi buzlukta nasıl sakladığımı göstereceğim. Öncelikle bir yağlı kağıt alıyoruz ve üzerine açtığımız katmeri koyuyoruz. Üzerine bir tane daha yağlı kağıt koyarak üst üste katmerlerimizi diziyoruz ve buzluk poşetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Ben burada yağlı kağıtların fazla gelen kısımlarını kestim. İşte gördüğünüz gibi gayet kolay ve pratik bir tarif. Kalanını da buzlukta saklayarak istediğiniz zaman teker teker kullanabileceğiniz katmerleriniz var. Herkese şimdiden afiyet olsun. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.